Onlar soğukkanlı, kurnaz, boğaz kesen katil. İlkel ama bu konuda oldukça uzman. Yılanlar dünyanın en farklı yaratıklarından biri. 2500'den fazla türleriyle gezegenimizin her tarafında yaşarlar. Olağanüstü algıları ve taktikler kullanarak avını canlı yakalayan yılanlar şüphesiz öldürmeye programlı. Yılanlar hayatta kalır. Bulundukları arazi ve ortam koşulları ne kadar zor olursa olsun yaşamlarını sürdürürler. Kol ve bacaklarının olmayışı yılanı dünyanın en etkili ve ölümcül katillerinden biri yapar. Evrim konusuna gelecek olursak yılanlar öncü türdür. Çok tuhaf, sıra dışı ve ölümcül avlanma yöntemleri geliştirmişlerdir. Bu canlıları hem itici hem de çekici buluruz. İlginç bir yaşam sürüyorlar. Çok fazla hareket etmiyorlar. Ama birkaç saniye içinde hızlı harekete geçiyorlar. En vahşi hayvanlardan birine dönüşüyorlar. Havada süzülen kuşlar veya denizde dolaşan sualtı canlılarının aksine sürünerek yaşamak arzu edilir bir şey olmasa gerek. Yılanların bize iğrenç gelen pek çok özelliği vardır. Bu canlıların sofra adabı pek yoktur. Yiyeceklerini parçalayacak dişleri olmadığından leziz de olsa büyük lokmaları bir seferde yutmaya çalışırlar. Avlarını kavrayacak kolları olmadığından bu iş için tüm vücutlarını kullanırlar. Hiç kırpmadıkları gözleri soğuk ve ölümcül bakışlarla hepimizin içini üşütür. Bakışları cansız ve korkunçtur. Yetmediyse devam edelim. Bazı yılan türlerinde zehir taşıyan biyolojik enjektörler yani hipodermik dişler vardır. Çoğu insan yılanı uğursuz sayar. Ama bu olağanüstü yaratıkların tarihi insanlıktan daha eskidir. Dünyanın neredeyse her yerinde yaşayan 2500 farklı türüyle yılanlar en kurnaz canlılardan biridir. Bu inanılmaz çeşitlilikteki türün boyutları da farklıdır. Kiminin boyu yarım metredir ama ölümcül zehirle doludur. Bu sürüngenlerin hepsi yerde yaşamaz. Bazı yılan türleri ağaçlarda da yaşayabilir. Havada muhteşem bir zarafetle süzülen türlerin yanında yaşamını denizde sürdüren 55 yılan türü vardır. Yılanların inanılmaz yeteneği göz ardı edilemez. Her ortamda yaşayabilirler. Bütün yılanlar sürüngendir. 250 milyon yıl önce yaşamış kertenkelelerden türemişlerdir. Gerçekten de soğukkanlı katillerdir. Sürüngenler ataları yüzünden vücut ısılarını ayarlayamazlar. Ama yılanlar da aktif olmak, avlanmak ve beslenmek için bizim gibi belli bir ısıya ihtiyaç duyar. Yılanlar bunu sadece ortamdan aldıkları ısıyla yapabilirler. Isı üretmek için ortamdaki ısının %1'ine bağlıdırlar. Isıyı emerler. Bedensel her fonksiyon, hareket ve davranış yılanın vücut ısısına bağlıdır.
Her yılan türü avını izleme ve öldürme açısından optimum hareket ısısı kullanır. Yılanlar ısı ayarı için ortamı kullanmaya yoğunlaşırlar. Uzun vücutları güneş veya topraktan ısıyı emmek için uzamıştır. Bu değerli ısıyı çöreklenerek saklarlar. Kolsuz ve bacaksız dolaşmak yılanın en şaşırtıcı özelliğidir. Ama tüm yılanlar bacaksız değildir. Soyu çok eski olan büyük boğa yılanının kalça kemiğine bağlı eklem kalıntıları hala görülebilir. Ama bir bakışta bunun işe yaramadığı anlaşılabilir. Eklemleri sadece çiftleşirken kullanırlar. Yılanlar daima dolaşıp durdular. Aslında başından beri eklemsiz de değildiler. Kobrayı düşünecek olursak yerde çok fazla kaldıklarını söyleyemeyiz. Yılanlar hızlı sürünür ve her türlü coğrafyada inanılmaz bir zarafetle dolaşırlar. İskeletin hareketiyle yılanın kaslı fiziği karmaşık bir ip düzeneği gibi çalışır. Kaslar ve kemikler çevik ve inanılmaz bir şekilde güçlü olan bir vücudu taşıyan makaralara benzer. Uzun ince gövdesinin içinde yılan doğadaki en uzun kaburgaya ve 100 ile 600 arasında omura sahiptir. Yılan kaburgaları omurgaya ve birbirlerine esnek kas ve kirişlerle bağlanmıştır. Bu yüzden kaburgalar oldukça esnektir. Kaslar kaburgaları deriye de iliştirir. Yani yılan farklı koşullara uyum sağlamak için vücudunu değiştirebilir. Yılanlar işlevsel eklemleri olmadığı için sürünebilmek adına yüzey koşullarına göre hareket eder. Tırmanabilen yılanlar dal gibi nesnelere sarılıp dolanırlar. Sonra dalın bir başka noktasına uzanırlar. Bu otostop yöntemi tırmanmak isteyen tüm yılanların işine yarar. Yılanlar basit, esnek tüp yapısı temel olmak üzere çok çeşitli biçimlerde olabilirler. Her vücut şekli yılanın yaşam biçimine göre tasarlanır. Yarışı seven türler toprak ve çalılıkta hızlı hareket ederler. Boynuzlu yılanlar pürüzsüz yollar çizerek kum yığınlarının üzerinden geçerler. İnanılmaz bir hızla saldırabilen, öldürücü zehirlere sahip türler de vardır. Asma yılanları gibi ağaçlarda yaşayan yılanlar da vardır. Bu parlak ve çevik tür en ince dallara bile tüneyebilir. Yılanlar dünyadaki her ortama uyum sağlayacak karmaşık davranışlar ve yaşam biçimlerinden oluşan şaşırtıcı tutumlar gösterir. Az sonra dünyadaki en tehlikeli canlılardan bazılarıyla tanışacaksınız.
Sinirleri parçalayıp eti yemek için öldürücü zehir taşıyan yılanlar var. Düşmanın gözüne tükürmeleri öldürmeye yeter. Birçok yılan türü tropikal ormanlarda yaşar. Sık ağaçlar ve otlar saklanmaya elverişlidir. Burası yılanların merkezidir. Ormanın her tarafında yılanlar yaşar. Yatarak gizlenir, ya da gezinirler. Yılanların yaşamadığı yer yoktur. Onlar için her türlü zeminde sürünmek mümkündür. Pek çok ortamda avlanmak veya saklanmak için yüzer, uçar veya yuva yaparlar. Issız adalarda bile yaşarlar. Gittiğiniz her yerde onlarla karşılaşabilirsiniz. Yılanlar saldırmak için ilginç hünerlere sahiptir. Yılan türlerinin dörtte biri zehirli olmasa bile hala yılda 100.000 kişiyi öldürmektedir. Ancak asıl tehdit altındaki sıçan ve farelerdir. Yılanlar bu kemirgen sayısını kontrol altında tutar. İnsanlar da yılanların toprağına izinsiz girebilir. Yerde yaşamaları ve saklanma becerileri yüzünden yılanlar doğal ortamlarında gizlenirler. Son ana kadar görülemeyebilir ya da hissedilemeyebilirler. İnsanlar zehirle öldüren yılanlardan çok korkar. Bu tür bir saldırı ölümle sonuçlanabilir. Bu zehir sıra dışı bir güçtür. Kan dolaşımına girer girmez zehir vücudu içeriden çökertir. Bu öldürücü karışım sadece bir salya, sindirimi çok kolay, aşırı güçlü bir çeşit öz sudur. Ama yılanın zehri vücutta başka şekillerde çalışır. Sinir sistemini yok eden veya felç eden tipleri vardır. Diğer zehir tipleri kan dolaşımına karışarak kalbe etki eder ve içerideki dokuyu yok eder. Zehir etki noktasından başlayıp yayılır. Deriyle birlikte eti de yok eder. Bazı zehirler doğrudan kanı etkiler. Dolaşım yönündeki kanı inceltir veya pıhtılaştırır. Her iki yöntem de uzun süren acılı bir ölüme neden olur. Yılan ısırığına karşı panzehir geliştirmiş olsak da yılanların avları için yapılacak bir şey yoktur. Bu tür canlıları avlamak için zehir gelişkindir. Böylece yılan varoluşunu sürdürebilir. Zehir ne kadar güçlüyse ölüm de o hızda olur. Yemek vakti de hızla yaklaşır. Zehirli bir yılan yakından saldırır. Pusu yılanın en sık kullandığı taktiktir. Gabon yılanı en zehirli türlerdendir. Ağır, güçlü vücudu, büyük kafası ve muhteşem bir kamuflaj yeteneği vardır. Orman kemirgenleri için mükemmel bir katildir. Yılan derisi doğal ortama çok iyi uyum sağlar. Doku ve desenin karışımı bir tür görünmezlik pelerini gibidir. Yılan kamuflajını sessizce yatarak mükemmel hale getirir. Gözünü bile kırpmadan adeta yokmuş gibi avını bekler ve fark edilmez.
Sadece çatallı dilini arada sırada dışarı çıkarır ve havadaki belirsiz koku parçacıklarını algılar. Gabon yılanının boyu 2 metre kadardır. Ama zehirli dişleri 29 milimetredir. Zehirli yılan dişlerinin en uzununa sahiptir. Zehirse pulların altında, gözlerin arkasında ve üst çenesindeki iki guddededir. İyi donanımlı Gabon yılanı avının menzile girmesini bekler. Keskin dişler deri ve kaslara nüfuz eder. Yılan dişleri çenenin önünde, üst çene kemiğindedir. Bu kemik hareket edebilir, aşağı yukarı oynar. Böylece damağın içine gömülü olan dişler saldırı sırasında ava doğru ilerleyebilir. Dişler etkili bir zehir yayacak şekilde evrilmiştir. Her dişin üstünde kaslarla çevrili bir gudde bulunur. Bastırıldığında guddeden akan zehir yivler veya diş boyunca dışarıya akar. Isırığın etkisi birçok faktör, hedef, ısırılan yere ve ne kadar ısırıldığına bağlı olarak değişebilir. Zehir yılan için iki açıdan önemlidir. İlki kurbanı etkisiz hale getirir. Ama zehrin bundan da önemli bir etkisi vardır. Yılanların tuhaf şekilde beslenmesi eleştirilebilir. Kurbanlarını yemeden önce kısmen sindirirler. Zehir, dokudan kemiğe dek vücudu öldüren güçlü enzimlerle dolu özgün bir salyadır. Dişler de yılanın beslenmesine yardımcı olur. Kelimenin tam anlamıyla avın üzerinde yürür. Zehir yılanın verimliliği için gereklidir. Çünkü yemeklerini bir kerede ve bir lokmada yemeye zorunludurlar. Dünyanın en zehirli yılanlarından Gabon yılanı, ölümcül sıvısını kurbanının vücuduna büyük miktarda bırakır. Mükemmel bir yılan türüne örnek vermek gerekirse, kobra uygun olacaktır. Hepsi de çok hızlıdır. Gözleri yılanı oldukça saldırgan gösterir çünkü şahlanıp gözlerini ava dikerler. Çekici oldukları söylenemez. Tüm kobraların kafaları genişler ve boyunlarında işaretler bulunur. Boyun derilerini ileriye ve dışarıya doğru gerip öndeki omurgalar sayesinde kafalarını genişletebilirler. Pek çok yılan türü gibi kırılgandırlar. Büyük avları yutabilmek için pek çok omurgalı hayvandaki dişlerle dolu ağız ve güçlü çeneden vazgeçmişlerdir. Zehir kullanmak için yakın dövüş gerekecektir. Yılanlar riski ve enerjiyi azaltabilmek için uğraşırlar. Zehirli bir saldırıya başvurmak en son çaredir. Zehir uzun menzilde de kullanılabilir. Birkaç gelişmiş yılan türü savunma amaçlı olarak zehri tükürebilir. Dişlerin ucunda minik delikler vardır. Zehir dişlerin içindeki boşluğa itilince dışarıya akması için gerekli basınç uygulanır olur. Dişlerin içindeki delikler çok küçüktür. Böylece geride itilebilir.
Kimi yılanlarda namlu yivi gibi spiral şeklinde oyuklar bulunur. Böylece zehrin hedefi vurması sağlanır. Yılan tükürmek istediğinde ciğerlerini sıkıştırır ve havayla itilen zehir dişe uygulanan basınçla birlikte zehrin kavisle yol almasını sağlar. Tüküren kobralar zehri 2,5 metre öteye fırlatabilirler. Yılanlara beklenmedik sayıda saldıran hayvan vardır. En tanınmayan saldırgansa firavun faresidir. Şiddetle savunmaya geçen büyük sosyal gruplar halinde yaşarlar. Zehirli bir yılanla karşılaşınca çok cesur davranırlar. Firavun faresi yılanla yüz yüze geldiğinde hızlıdır. Saldırıları kolaylıkla atlatır. Yılanı şaşırtmak için hilelere başvururlar. Ama firavun fareleri sadece hızlı ve cesur oldukları için zehre karşı çıkmazlar. Sayıca çok olunca pek çok saldırıyı kolayca atlatırlar. Zehirli yılanlara kafa tutan sadece bu küçük memeliler değildir. Yılanların karşılaşması da dramatik olabilir. Dünyanın en büyük zehirli yılanı olan kral kobra yılanı avlanma modunda başını şişirir. Diğer yılanlara da bayılır. Çok güçlü bir zehiri vardır. Ancak dişleri saldırı modunda olduğundan diğer yılanlara göre kısadır. 4 metrelik kral kobra yılanının 11 milimetrelik dişleri Gabon çıngıraklı yılanından çok daha kısadır. Mangrov yılanının zehiri felç eder. Dişleri ağzının arka tarafında yer alır. Böylece yuttuğu av boğazından geçerken zehrini zerk eder. Kral kobra yılanı deneyimli bir katildir. Avının kafasına saldırır ve zehrini boşaltır. Zehir etkisini gösterinceye ve ölünceye dek avını sıkı sıkı tutar. Sonra kuyruğuna kadar uzanan pullarıyla çenesiyle yavaş yavaş avını kavrar. Ağzı bu kadar doluyken bile yılanın ağzı yırtılmaz. Pek çok yılan türü tropik ormanlarda yaşar. Burada avlanmak ve saklanmak için yer boldur. Güney Amerika'nın en tehlikeli yılanı da burada yaşar. Demir ok yılanı yeni kurbanını arayarak ormanda dolaşır. Havadaki kokuyu algılamak için dilini çıkarır. Kemirgen yuvası aranan ipucu olabilir. Yer altındaki güvenli bir yuva birden ölüm tuzağına dönüşebilir. Ancak bu yuva aslında bir tuzak. Girişin çevresinde ipekten bir ağ var. Bu bir tuzağa ev sahibine tehlikeyi haber veriyor. Yılan içeriye sokulurken ev sahibi de hazırlanıyor. Calut tarantulası dünyanın en büyük örümceğidir. Bacaklarındaki kıllar en ufak titreşimi bile algılar. Demir ok yılanı gibi tarantula da zehirlidir. İlk ısıran kazanır. Ölümcül saldırıyı diyor. Hayvanı meşrubat içer gibi yiyen örümcek, geride sadece deriyi bırakıyor. Demir oklu yılan kendi silahıyla vuruldu ve can verdi. Az sonra dünyanın en hızlı yılanını izleyeceksiniz.
Afrika'daki kara mamba yılanıyla tanışın. Çıngıraklı yılanın ölüm saçan silahları var. Afrika'da çok korkulan bir yılan türü yaşar. Kimileri zevk için öldürdüğünü söyler. Afrika'nın en hızlı öldüren yılanı olan kara mamba, hızla etki eden zehriyle bir saat içinde bir insanı öldürebilir. Tek ısırığındaki zehir çok fazladır. Kara mamba her özelliğe sahiptir. Bir benzeri daha yoktur. Hiç şüphesiz Afrika'daki en tehlikeli yılan türüdür. Avlanan kara mambalar toprakta ya da uzun ağaç dallarında hızla ilerler. Onlara pek az hayvan saldırır. Güçlü zehriyle her canlıyı kolaylıkla öldürebilir. Bu ölüm dolu canlı istediği her yere girebilir. Tehdit edildiğini hissederse kafasını yerden bir metre yukarıya kaldırır, ağzını açar ve kafasını genişletir. Dünyanın en hızlı yılanıdır. Uzun mesafede 11 kilometre, kısa mesafede 20 kilometre hatta daha fazla hızla ilerler. İnsanları kovalayıp geçtiği kaydedilmiştir. Kara mamba kafasını yerden bir metre kaldırabilir. Avlarını aramak için ağaçlara da tırmanabilir. Pek çok yılan gibi çok iyi yüzerler. Kara mamba Afrika'nın en zehirli ve açıkçası en tehlikeli yılanıdır. ...30 yıl önce mamba ısırığı %100 ölüm demekti. Zamanında müdahale ve tıbbi yardımla artık bu önlenebiliyor. Kara mambanın saldırısı en hızlı ve en uzun süren saldırıdır. Uzaktaki hedeflere de saldırabilir. Hiçbir yılan mambayla boy ölçüşemez. Sabit konumlu dişler ağzının ön kısmında yer alır. Sinirlerle kaslar arasındaki iletişimi kesen zehir, kurbanlarını felç eder. Nefes alamayan kurban, birkaç saniyede can verir. Kara mamba ısırığında saf sinir zehri vardır. Kurban bir fısıltı ve hafiflik hisseder. Vücudu saran ılıklık hissini uyuşma izler. Hiçbir uyarı kurbanı korkutmaz. Kara mambalar aslında siyah renkli değildir. Tehlikeli akrabası yeşil renkli yeşil mamba yılanı kadar saldırgan da değildir. Ama yeşil mambalar gerçekten yeşildir. Kara mambanın damağının rengi siyahtır. Kara mamba duyularıyla avının yerini saptar. Kemirgenlerin her hareketi doğru algılamaya sahipseniz birer ipucu gibidir. Yılanlar bu konuda hassastır. Dilleriyle havadaki koku parçacıklarının resmini çizerler. Kemirgenin bıraktığı taze kokuları izleyerek avlarını bulurlar.
Sık çalılıklar tüm hareketleri gizler. Yılanda, kemirgende pek az şeyi görebilir. Ama takip aralıksız sürer. Yılan kurbanının kokusunu izleyerek onu takip eder. Yılanların dilleri çatallıdır. Havayı iki kez tadarlar. Çatal dili havadaki koku taneciklerini tadıp damakta yer alan koku işlem birimine, yani Jacobson organına iletir. Mamba saldırırken çöreklendiği yerden ileri atılır. Kurbanı felç eden zehir kurbanın lenf sistemine karışır ve kan dolaşımına doğru ilerler. Kurban hareketsiz kalınca mamba yılanı işe koyulur. Ağzı doluyken dişleri etkisiz kalır ve mamba yılanı saldırıya açıktır. Kara mambanın zehri doğadaki en etkili zehirlerden biridir. Kaçmasına fırsat tanımadan bir fareyi felç edebilir. Bu yoğunluktaki bir zehir cinayet demektir. Mamba yılanının bir ısırığında 100 miligram zehir vardır. Bu miktar 10 kişiyi öldürebilir. Kara mamba insanlara da saldırır. Hatta kara mambalar seri cinayetler işler. 11 kişiyi öldüren bir yılan olduğu bilinmektedir. Aynı köyde 7 kişinin öldüğüne de rastlanmıştır. Mambalar vücudunu yerden kaldırabilir. Yani 4 metrelik bir kara mamba yüzünüzü ısırabilir. Tehdit edildiğinde sırtını yay şeklinde gererek havaya kalkar. Vücudunun 1/3 biriyle denge kuran mamba hızla ağzını siyah damağa görünecek kadar açar. Yerden yükselen mamba ileri doğru hareket edebilir. Hatta ağaçlara da tırmanabilir. İstediği her canlıyı öldürebileceği için hakkında pek çok söylenti doğmuştur. Çiftçiler sığırları bile öldürdüğüne inanır. Gerçek ne olursa olsun, kara mamba insana şok yaşatacak güce sahiptir.
Kızgınlıkla saldıran bu yılan türünün peş peşe birden fazla kez ısırdığı söylenir. İlk ısırıktan itibaren kurbanın başı dertlidir. İnsanın içine korku salan, tabut biçimli kafası, yılanın tehditkar ve savunmacı karakterine uygundur. Hareket halindeki araçların ön camına saldırdığı bile söylenir. Oysa attığı her adımı izleyen bir başka soğukkanlı katil vardır. Bu yılan zifiri karanlıkta bile avını izlemek için çok gelişmiş ısı alıcıları kullanır. Yüzünün ön tarafındaki ikiz delikler sayesinde çıngıraklı yılan dünyayı termal imgeler olarak algılar. Gece görüşü çok gelişmiştir. Çıngıraklı yılanın beyni termal ve görsel bilgileri birleştirir. Bu yılan tam bir yırtıcıdır. Farenin vücut ısısı çölün soğuk ortamında fener gibi parlar. Isı imgesi en ufak ayrıntısına kadar nettir. Yılan farenin göğsünü hedef alarak saldırır ve maksimum etki sağlar. Çıngıraklı yılan hepimizi korkudan titretse de bu normal sayılmalıdır. Bölgesine girenleri barışçıl bir yöntemle uzaklaştırır. Çok uzaklardan duyulan bu sinyali herkes tanır. İyi gizlenen ve yerde yaşayan hayvanların çiğnenme riski yüksektir. Ama çok yaklaşan ve uyarıları ciddiye almayanları tehlike bekler. Çıngıraklı yılanlar insanlara sadece savunmak için saldırır. Çölde gün kavurucu derecede sıcak, gece ise buz gibidir. Çıngıraklı yılan bu iki uç arasında yaşamını sürdürür. Gündüz çok sıcak olduğundan canlılar dışarı çıkmaz. Çıngıraklı yılanlar da yer altında ya da taşların altında saklanır. Metabolizmaları yavaşlar. Böylece değerli enerjilerini koruyabilirler. Vatan güneşle birlikte güneşin yeryüzündeki sıcaklığını emmeye çıkarlar. Çıngıraklı yılanın tüm yaşamı ısı çevresinde geçiyor gibidir. Çöreklenen yılan güneşten aldığı enerji ve ısıyı emer. Bu işlem çıngıraklı yılan için önemlidir. Saldırının hızı ve isabetliliği vücudun doğru sıcaklıkta olmasına bağlıdır. Gece olduğunda yılanlar devriye gezisine çıkar. Diğer hayvanların sırlarını anlatan izleri ve kokuları ararlar. Çıngıraklı yılan pusuya yatan bir yırtıcıdır. Bulabildiği en taze kemirgen izlerinin yakınında bir yer bulur. Kurbanın menzile girmesi böylece garantilenir. Biyolojik bir yok edici olan çıngıraklı yılanın ısı alıcı burun delikleri tüm hareketleri algılar. Kemirgen menzile girdiğinde hayvan artık ölü sayılır.
Yılan çöreklendiği yerden sıçrar. Kemirgen çalıların arasına kaçar ama çıngıraklı yılanın yok edici zehri vücuda ulaşmıştır. Yılan yaralanan ve sağlam olan avın izlerini ayırt etmeyi de çok iyi bilir. Zehir kemirgenin vücuduna etki etmeye başladığında yılan yemeye başlar. Engerek yılanlarının beslenme alışkanlıkları inanılmazdır. Vücutlarının %129'u kadar avı yiyebilirler. Bir seferde 90 kiloluk et yemeye benzer bu. Öldürmeye programlı da az sonra yılanlar dünyasının devleri ağır siklet karşılaşmalara katılacak. Telgraf direğinden daha kalın olan bu yılanın kucakladığı canlı artık bir yere kaçamaz. Yılanlar zehirle dolu dişleriyle sessiz ve ölümcül birer katil gibi dolaşıyorlar. Zehirli yılanlar gibi boa yılanlarının da kolları ve bacakları yoktur. Ama vücutları kasla doludur ve büyük memeli hayvanları sıkabilirler. Yılanlar en sevdiği taktik olan kamuflajı kullanarak devasa vücutlarıyla kurbanın yanına gidebilirler. Yılanın avını kavramasıyla kaçış yolu kalmaz. İnanılmaz güçlerine rağmen boğa yılanları avını sıkarak öldürmezler. Onun yerine avının vücuduna sarılarak çöreklenirler. Kurban her nefes aldığında yılan turnikeyi sıkıştırır. Sonunda kurban nefes alamaz hale gelir ve bilincini kaybederek bayılır. Bu tür yılanlar doğanın en sevecen katilleridir. Kurban son nefesini verince yılanın bilinen beslenme süreci başlar. Önce kafa yenir, sonra kürk, pençeler, dişler ve kemikler. Yani her şey yılanın midesinde çok güçlü sindirici öz sularla parçalanır. Tropik ormanı su bastığında orman birdenbire sular altında kalır. Anakondalar bu durumdan faydalanmayı bilir. Sığ ve çamurlu sularda saklanan anakonda su içmeye gelen kemirgenleri gözler. Bu arada karanlık çökünce bir mağaranın tavanındaki binlerce yarasa uçmaya başlamıştır. Sıkarak öldüren yılanlar sıcakkanlı memeliler olan yarasaları izler. Engerek yılanları termal imgeleri görebilir. (Gülüyor)
Isıya karşı hassas olan bu yılan, kas gücüyle avını havada yakalayabilir. Anakonda'ya boşuna su boğası dememişler. Çamurlu bataklıklarda gezen anakonda bir amfibidir. Kırılgan ve savunmasız da kalabilen, doğanın en büyük katillerinden olan yılanların garip bedenleri, hareket yöntemleri, gösterişli yemek yeme alışkanlıkları ve avlanma stilleri doğadaki en zalim hayat biçimi gibidir. Yılanlar öldürmeye programlıdır.